değerli bir sanatçımızı ağırlayacağız şimdi burada. Evet, şair ve oyuncu. Televizyon dizilerinden, sinemadan çok iyi tanıyoruz. Ben onu hep kirpiklerinde yağmuru saklayan adam olarak düşünürüm. Çok duygu dolu, ailece çok yetenekliler. Sadece kendisi değil. Ben inanıyorum ki ailede bizim de tanıdığımız, televizyonlardan, sinema filmlerinden izlediğimiz çok değerli akrabaları var. Bu bir yetenek, genetik bir yetenek onlarınki aslında. Sanıyorum onların çocuklarını da biz yıllarca izleyeceğiz, öyle düşünüyorum. 1981 Adana doğumlu Taner Cinduruk, 1998 yılında Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda tiyatroyla tanışan ve oyunculuğa başlayan Cinduruk, 2008'den bu yana bazı televizyon dizilerinde ve sinemada yer aldı. Uzun süre seslendirme yaptı. Sahne performansı tadında şiirsel gösteriler düzenledi. Şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yer aldı. Şehri Terk Eden Çocuklar adlı dosyası, Homeros Arif Damar Şiir İkinciliği ve Kıyı Edebiyat Dergisi'nin düzenlediği Ruhi Türk Yılmaz Şiir Yarışması'nda birinciliğe layık görüldü. 2011'de Çocuğa İnanmanın Sonu Yok adlı dosyasıyla Yaşar Nabi Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Aynı dosya Varlık Yayınları tarafından da kitaplaştırıldı. 2012'de Narın Doruğuna Çıkar Beni adlı dosyasıyla Ali Rıza Ertan Şiir Ödülü'nü aldı. Son kitabı Ölümle Yaşlanmadı Gitti. 2016'da Çivi Yazıları yayın evinden çıktı. Yazdığı oyun ve monologlarla da tiyatro ve edebiyat dünyasına katkı sunmaya devam ediyor Taner Cinduruk. Şair kimliğinin yanında oyunculuğu da sürdüren Cinduruk, öyle bir geçer zaman ki Poyraz Karayel ve Filinta gibi televizyon dizileriyle Günah, Aşığın Gözü Kördür ve Kelebek gibi sinema filmlerinde rol aldı. Zevkle, keyifle izliyoruz. Taner Cinduruk'la şiir sanatını birlikte dinleyeceğiz birazdan. Kirpiklerinde yağmur damlaları saklayan adamı davet etmek istiyorum. Buyursunlar lütfen. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, bizim hayatımız yani Adana'dan başlayıp da İstanbul'a akan bir yolculuk, bir serüven. Ama şiirle oyunculuk birbiriyle aslında bana sorarsanız zıt gibi dursa da kesiştiği bazı noktalar var. Oyunculuğun estetik düzeyi, algı biçimiyle şiirin, edebiyatın algılama biçimleri arasında da görsel, işitsel bir takım farklılıklar, estetik manada farklılıklar var. Bu farklılıkları hiç gözden kaçırmadım. Şiir bende oyunculuktan öncesinde vardı. Şiirin şöyle ilk ezberlediğim şiirde İstiklal Marşı'dır. 7 yaşındaydım. 7 yaşındayken İstiklal Marşı gibi ki bana göre Türkçe ile Türkiye'de yazılmış en büyük 3 tane şiir varsa, birincisi İstiklal Marşı'dır. İkincisi Kuvayi Milliye'dir. Sonra Behçet Necatigillere kadar uzanırız. Her şair bana göre bir okyanustur. Hepsi büyük şair, büyük şiirdir. 6-7 tane şair sayabilirim. Beslendiğim, o ırmaktan beslendiğim. Bunların başında İlmi Yavuz, Behçet Necatigil, Hasaf Alet Çelebi, yani beni çok etkileyen şairlerdir. Atilla İlhan vardır, Ahmet Arif vardır. Bunları belirtmemde fayda var. Kendi şiirlerimi okurken de bu lirik şairlerin ne kadar etkisinde kaldığımı biraz siz de anlayacaksınızdır umarım. Ben sözü fazla uzatmadan sizlere şiir okumak istiyorum. Yani ne zamandır da okumuyorum, dilim şişmiş. Biraz okuyayım istiyorum, bilmiyorum. Son çıkan kitabımdan birkaç tane sizlerle paylaşmak isterim. Sende kalmak.
Ben sende kalmayayım da nerede kalayım? Bir kuş sürüsü geçsin, onun altında mı kalayım? Karanlıkta bir çiğ tanesinde mi? Nerede kalayım sende kalmayayım da? Issızlık bilir sen bilmezsen, sessizlik bilir. Her şeyin bir buğusu olur kanatlanırım. Hava yanık kokar, deniz tutar beni. Vapurlar beni çekiştirir, ben vapurları. Sende kalmazsam gün ışığı ne yapar? Islık ne söyler? Rüzgara acı vermekten başka. Sana baktım da gölgeler kaldı içinde. Bir bebeğin uykusu kadar tatlı. Dalmışım bir su damlasına bile sende. Bir zeytin dalına mahcup düşmüşüm. Öyle göçmüş kadınlar benden. Böyle inanmışım şaraba. Zamana öğüt verdim gelirsin diye. Duydu bunu salıncak. Bahçe kapısı duydu. Bir dut ağacının bile günahını aldım. Seni benden saklıyor diye. Bir şair unutmasın hiçbir şeyi. Bir meyhane kapanmasın hiç. Ay vursun kara yapraklara. Şaşırıp kalayım ellerime bakıp. Ben sende kalmayayım da nerede kalayım? Senden ayrıldıktan sonra ben bir taşa astım kendimi. Bir yol kandırdı durdu beni. Bir gemiye sokağa ismini verdim. Bir gül sersem büyürmüş yanakların içi. Bir ritmi uykuyu sana yordum. İsterdim sana koşmayı. Ay bile sönmüşse şayet. Bir kum bile tutuştu senden ayrıldıktan sonra. Bir yıldız yosun tuttu gördüm. Üstüme devrildi bir çöl. Yeryüzündeki tüm kelimeler öldü. Bir limandı batırdım ruhumda. Bir kadehli taşırdım. Günlerden büyük, nehirlerden aktım bir güzel. Bu dağ kekiklerini de saçlarından topladım. Yaşlandı bir park senden ayrıldıktan sonra. Bir cam bile paslandı. Bir an bile körkütük. Seni çağırmayan bir yaprak bile tanımadım. Eskidi bir bardak senden ayrıldıktan sonra. Tütüyor. Sessizliğin kanatlarına takıldım öğle vakti. Hayatın tüm kışlıkları gözümde tütüyor. İncirin gür sesinde düşündüm seni. Gölgesi sütü yaprağı gözümde tütüyor. Gökyüzü gözümde tütüyor. Toprak gözümde. İnsanın tüm ışırtısı gözümde tütüyor. Bir kızı demleyip durdum göğsümde. Uykusu gözümde tütüyor. Çiğ gözümde. Bir yansıyorum kendime. Zaman gözümde tütüyor. Bir uçuyorum tellerden. Sonsuzluk gözümde. Siz kırlangıçları kalbime işlersiniz istasyon diye. Bir tütüyor çocukla, ırmağı gözümde tütüyor. Boynun bir kır uçurtması, bir orman duygusu. Dinliyorum ıslık dolu dolu bir ağaçtan, ırmağı gözümde tütüyor. Ekmeği gözümde tütüyor vefanın, mektubu gözümde tütüyor, şairi gözümde. Gözümde tütüyor saçlarım. Gün ışığı her derde deva, şarap her şeyin başı, baktığın zaman tütüyor. Dağları yıkanmış bir gün, saçlarından almış haberi, insanca ne kadar uzak varsa gözünde tütüyor. Başka şairlerden de okuyabiliriz aslında, hep kendimden bu kadar da egoistik olmaz. Var mıdır böyle sevdiğiniz şairler? Okuyabilirim. Yok, bence devam edin. Kendimden çok okumayayım ya. Çok derin yerli başka yerlere gideriz. Ahmet Arif. Evet. Final yaparız. Ahmet Arif'le final yapalım. Tamam. Atilla İlhan. Onunla da final yaparız. Finalin öncesi yaparız onunla. İlk kitaptan
bir şiir okuyayım size. Bakmak. Ben hep böyle bir tema, biz kelimeden yola çıkıp da temayı kelime olarak inşa ettiğim için bunu Türkiye'de yapan şair çok azdır. Benim yazı stilim, tarzım, biçemim daha doğrusu, poetikam hepsini kapsıyor. Çünkü poetika dediğiniz zaman o poetika her şeyi kapsar. Yani şairin, şair, şiir yazan insan, o güne kadar ne yapmışsa şiirle alakalı, ona poetika diyoruz. Ben de böyle bir duygudan yola çıkmayı sevdiğim için biraz yüzeysel gelebilir ilk etapta. Aslında ben şiirin böyle arayan tarafını seviyorum. Yani şiiri yazmadan çok şiiri aramayı seven biri olduğum için biraz Diyojen tarzı bir görüş. Çok kübis bir bakış açısı ama olsun. Ben biraz öyleyim. Ağır işittiği içindir zamanı kadın, bakmanın bir ölümü varmış ay toprağında. Çocuk aşka yetişememiş, aşkın bir çocuğa yetişmesi bakmakmış uzun. Bazı kim bakarmış içime duyarım. Kim unutur çılgınlığını şişe deyince. Bakmakmış insanın şehirlerden geçmesi. Silahlarını ürküttüğü göz değil de ne. Perdenin güneş görmeyen yanıyla sevdim seni. Bakmak bu yüzden duyarlı şekeri. Anlamadım uzakların dilinden. Hep yanımdaki sustu beni. Bir gün bir şair sevdim. Tuttu semtini değiştirdi. Baktım bütün bakmalar çukurdan, çekirgenin sıçraması ömürdü. Ellerimi bırak, bana bakmayı öğren. Sen bakma diye çevrilmiş sokağın yüzü, sen bakma diye eğitilmiş köpekler. Göğü de bırak, bana bakmayı öğren. Bakmak bu yüzden duyarlı şekere. Perdenin güneş görmeyen yanıyla sevdim seni. Ben kalbimi en çok sana bakarken sevdim. Bir şey olduğunu sezersin ama düşün. Bir şey olduğunu daha düşün. Seni duyunca yeşermek, kanatlanmak gibi bir şey. Düşün ki ekmek almaya çıktın, ağaçlar oldu içinde. Ağaç bu düşün. İçinden ekmek de geçer çocuk da. Düşün ki ben bir elmayım, oysa tüm burkulmuşun adı. Vardır her insanın bir zulası, bir kez de giderken bunu düşün. Düşün ki gam çıktı içinden tüm sessizliklerin, adaletten başladım kanat çıkmaya. Düşün ki sen aklıma geldin, bir bulut heyecanlandı. Bir kelime o kadar narin, bir ülke o kadar uzak. Bir şemsiye kapanırken düşün beni, bir cigara patlatırken. Bir şey var bu bakmaların içinde, yağmurlardan bir şey. Düşün ki sonsuzluk da böyle bir şey. Bir sesi koklamak gibi. Düşün taşın aklında kalanı, çığlık çığlığa bir otu. Pınarların coştuğunu düşün sen aklıma gelince. Öyle bir akıntıymış da gözlerine doğru. Çatlamış bir nar, taşınmış bir şair. Bir şey olsun diye düşün beni. Küçücük bir şey. Çırpınmak. Tek derdi bu evlerin. Akşam oldu mu? Daha şaşmam yeryüzüne. Gelmez aklıma bir yudum su. Bir kelebek yuva yapmaz şuraya. Bir karınca uzayıp gitmez. Düşün. Biraz da böyle bakıyorum ben sana. Sudan kareler. Suya and içtim. Siyaha. Budur karanlığın. Sudan kalma güzelliğin. Küle and olsun ki. Bir gün çağırdım seni, kurşundan yeşil. Güneş çıktı içinden, bütün bu yaraların. Suda seksem kızarsın, deniz olsam yanağındı. Bir dem tutsa uçardı, bir kar tutsa hevesin. Rüzgar süpürsün tüm çilesini,
uçurum aratlar geceden. Duyarsın o bir düğümün sesini, o bir kör aşınmış. Bir cam kırılsın duyardın, bir kır düğünü, bir dal. Bir cam tütse büyürdü, bir yaz çıksa içinden. Bir kül demlenmiş durur aramızda, buram buram bir gam yükü. Ömrümüz sudan büyük, Temmuz'dan bile. Bir tül çekilse duyardım, gücenmiş gibi bir lamba. Acı kadar diri hepsi, günah kadar uzun. Güneş kadar yaşlı o ev, uzunmuş da masalı. Bir sana anlattım öykümü, boşluk kadar kısa. Serçeler hepsinden kısa, gölgeler. Bir solgunluktan kalmaydı o yaz, o bulut bir dalgınlıktan. Bir camda susuzdum geçmiş, bir sonbahar filmiydim o camda. Bir dalın kumruları olmuş, o kadar ki basit hakikat. Bir konuşsam saçlarına doğru, bir portakal coşar dururdu. Bir başlardın yağmaya, bir nehir yaşlanırdı. Bir soğuk duvardan geçtim, delikleri olan nameleri. Bir durağı, iskelesi olanın dinmez ki ulduz. Bir yeşerdim aklın durur, bir uzadım sana doğru, bir dallandım. Bir sessizlikle yıkanıp gülüştük, biraz kedime benzedim o kadar. İkindiye benzedi bir kadın, neydi keder unutmuş. Araf gene araf, karanfil gene fakir, trenler gene susuzmuş. Geçerdim bir ayazdan, uçurum kadardı ayna. Uzardı bir uzak, külle beslerdim onu. Giderdi uzun bir tramvay, laleliden kalkmazdı ama. Gülerdi bir kardan adam, susuz bir istasyon, yaşlı bir durak. Bakardım evlere kara, bir saksıya kusardım içimi, bir yolcuya. Gelirdin ara sıra, bir nehir taşardı bende, bir karanfil. Yanardı bir uçurtması, bir posta kutusu, bir zaman. Bir rüzgara oydum içine, bir bulut ışığınla sarılmış. Bir merdiven yıkanmış gibi sessizlik, bir salkım tanesi, bir martı. Bir gün daha battı içime, bir salıncak, bir uyku. Bir nergize yordum seni, bir mızıka, gün ışığına. Bir damladım sesinden, bir çatladı ot, kudurdum. Senin dağların ömrümün kirazıdır. Kuşların senin baktıkça güzelleşen. Bir düğün yağan kardan, bir gülün akşama doğru, bir bulut yaylım ateşi, ay tütünden karadır. Rüzgarın pusu kurduğu bir menzildir ıssızlık. Paslanmış ultusu, onurun gururun her bir şey. Saçlarınla yıkanmış bir perdenin tülü, bir düğümün en uğrak yeri saçların, bir çayın, bir trenin, umudun, gençliğin ya da. Bir seferden döndün mü sen hiç? Bu tam da öyle bir şey. Senin bir suyun, elmada gözü kalmış. Bir nane güldürmüş seni, yaramış bu sessizliğe. Bir senden geçtim, öğrendim nehirlerin adını. Bir şaşmış Allah diye, bugün bir kelebek bile. Allah sudan büyük, zamandan güzeldir. Tanıdım seni, küçük bir çakıl taşından bile. Ne okuyalım? Bu kadar, bende bu kadar şiir. O rameli. Küçüktüm, küçücüktüm. Oltaya attım denize, bir üşüşü verdi balıklar, denizi gördüm. Bir uçurtma yaptım, kuyruğu ebem kuşağı renginde. Bir salıverdim gökyüzüne, gökyüzünü gördüm. Büyüdüm,
işsiz kaldım. Para kazanmam gerekti. Girdim insanların içine, insanları gördüm. Ne yardan geçerim, ne serden, ne denizlerden, ne gökyüzünden ama bırakmıyor son gördüğüm, bırakmıyor geçim derdi. Buymuş diyorum zavallı şairin, görüp göreceğim. Atilla İlhan'dan da aslında böyle var. Başka şair var mı sevdiğiniz şairler? Cahit Sıtkı Tarancı. Vardı bir dönem şey vardır ondan. Yanılmıyorsam 35 yaş. Bir dönem onu çok okurdum, ezberlemiştim. Evet. Asıl büyük sarhoş benim, uzaktaki. Ben ki tek damla şarap içmedim. Ekmeğin beyaz, zeytinin siyah olduğunu biliyorum. Asıl büyük sarhoş benim, uzaktaki. Benim kusturucu sarhoşluğum, yoksulluğum. Yüzüme bakmasan da, yağmura düşürsen de gözlerini, gözlerime bakmasan da ne kadar, o kadar aydınlığın gökyüzüme uzanıyor. Uykularımda nefesinin sıcaklığı, o kadar. Hangi akşam kapımı çalan sen değilsin? Sen değil misin? Gizli bir kıvılcım gibi göz bebeklerimde duran. Umutsuzlandığım her akşam senin rüzgarın almıyor mu uğultulu yorgunluğumu? Yoksulluğun eşiğinde kapaklandığım zaman ellerimden sımsıkı tutmuyor mu senin iyimserliğin? Bu tezgahı kurdumsa ben senin için kurdum. Senin için dokudum basma ve pazen. Denizin yeşilinden süzdüğüm balık, göğün mavisinden çaldığım kuş, senin için. Felsefe okudumsa, iktisat okudumsa gece yarıları, boğazım kurumuş, içim bir kalabalık. Sıcacık mısralar okudumsa Yunus'tan, senin için okudum gece yarıları. Sen beyaz bir kadınsın, uzaktaki. Gözlerin aklımdan çıkmıyor. Sen beyaz bir kadınsın, karanlıkları dinleyen. Uzaktaki sarmaşıkları duyuyor musun rüzgarda? Yorgun başını üşümüş yastığına koyuyor musun? Uyuyor musun? Atilla İlhan. Sevdiğim şiirdir. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalın, korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük, silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular, bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte. Acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne. Ahmet Erhan. Şey mikrofonu yok mu ya, el mikrofonu? Ses geliyor mu arkaya? Güzel sessizliğe kalabalığa o kadar güzel bir şey. Şimdi okuyacağım şiir biraz Edip Cansever'den bir şiir okuyacağım. O yüzden mikrofon istiyor yani.
her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum, beni bağışla. Ahmet abi, sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer, içimden öyle geldiği için değil, ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, toprağına, suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir. Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına öylesine benzer ki ve avlularına bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi. Ve sözlerine, yani bir cep aynası alım satımına belki. Ve bir gün birinin bir adres sormasına benzer. Sorarken üzüntü bir ev görüntüsüne. Camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına. Birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı ıssızlıktır, acısı bilincidir ve bıçağı gözyaşlıdır kurumakta olan. Ah güzel Ahmet abim benim. Gülemiyorsun ya, gülmek. Bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden. Dirseğin iskemleye dayalı. Bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Cigara paketinde yazılar, resimler. Resimler cezaevleri. Resimler özlem. Resimler eskiden beri. Ve bir kaşın yukarı kalk. Sevmen acele, dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonları dolaşırdık bir bir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar, Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası, kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, upuzun boynu, kirpikleri. Ve sana Ahmet abi, uzaktan uzaktan domates peynir keserdi. Sofranı kurardı. Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar. Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt. Umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki, yok olan bir şeylere de benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, trenler, trenler tıklım tıklım, trenler, 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 trenler cepheye giden trenler gibi. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak, dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimizden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa. İşte o kadar. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri.
Oturdum kıyısına bir çocuğun, suskun ve uzaktı bütün oyuncaklar. Gözleriyle söylüyordu en gizli sözlerini, akbabaların içerisinde bir zaman. Onun çocukluğuna kurmuştu yuvasını, o günden beri de yalnızca rüyalarında görebilmişti babasını. Ve hep duvarlar girmişti araya, ve dipsiz uçurumlar, bir türlü kırmamıştı zulmün kapısını. Ey içimizde köpüren deli sular, siz mi yarattınız bu uçurumları? Yoksa çocukları babalardan ayıran duvarlar, uçurumları gözyaşlarıyla mı yardılar? Kim öyle yorgun, böyle yenilmiş, yalnızca acılardan geçiyor yollar. Oturdum kıyısına bir çocuğun, adı Bahar. Yüzünde yedi veren gülleri, düşlerinde yakılmış kitaplar var. Göz bebeklerinde genç bir adam, tahliye kararını dinliyor ayakta. Ağla küçüğüm, ağla sevinçten, ama azar azar, boğum boğum ağla. Özgürlüğün bedeli kolay değil, ağlayacağın çok günler vardı. Oturdum kıyısına bir çocuğun, adı Çağdaş. Yepyeni bir dünya birikmiş ellerinde, adım adım, yavaş yavaş. Özlemeyi ve beklemeyi tanımıştı. Çünkü yaşamının her sayfasında baskınlarla parçalanan uykular ve alınıp götürülen umutlar yazmıştı. Oturdum kıyısına bir çocuğun, gülüşü çığlık mıydı? Haykırması susmak mı bilinmez? Nasıl da büyümüştü zamansız. Sabır çatlamıştı pembe yüreğinde. Direnen bir ananın kucağında babasız. Daha yürümeyi bile bilemeden bir tarihin öznesi olmuştu apansız. Ey gözleri şiir yazan çocuklar! Dünya nasıl da yenik ve yaralı. Yorgun düşmüş avuçlarınızda bir tek sizin gülüşünüz var, onları güldürecek. Bir de filiz veren tohum elleriniz, bugünün yorgun ayaklarını yarının güzel sabahlarına götürecek. Başka ne okuyalım? Şiirler, bilmiyorum. Azim Hikmet'ten okuyalım. Cemal Süreyya'dan okuyalım. Cemal Süreyya'dan. Altı kadın vardı demir kapının önünde. Beşi toprağa atılmış, ayakta biri. Sekiz çocuk vardı demir kapının önünde. Besbelli, henüz öğrenmemişler gülmeyi. Altı kadın vardı demir kapının önünde. Sımsıkı gizlemişler saçlarını. Sekiz çocuk vardı demir kapının önünde. Biri kavuşturmuş avuçlarını. Bir jandarma vardı demir kapının önünde. Ne dost, ne düşman. Nöbet uzun, hava sıcak. Bir beygir vardı demir kapının önünde, neredeyse ağlayacak. Bir köpek vardı demir kapının önünde, burnu kara tüyü sarı. Kamış sepetlerde yeşil biber vardı, torbalarda kömür, heybelerde soğan sarımsak. Altı kadın vardı demir kapının önünde ve demir kapının ardında 500 erkek vardı efendim. Altı kadından biri sen değildin ama 500 erkekten biri bendim. Buradan Nazım Hikmet. Son bir şiirle bağlayalım diyorum ben. Benden sonra var mı? Gelecek olan. Öyle mi? Ahmet Arif mi demiştiniz? Hadi Ahmet Arif'ten. O yok. O şimdi vardı. Yangınlar, kahpe okları, korku çığları ve irin selleri. Suyu aç yırtan uçaklar ortasındasın. Bir cana,
Bir de başa kalmışsın vay. Putsatsız, duldasız, üryan. Bir cana, bir de başa. Seher vakti leylim leylim. Cellat nişangahlar aynasındasın. Oy, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yan lo kimin yurdu? He canım, çiçek dağı kıtlık kıran. Gül açmaz, çağla dökmez. Vurur alnım şakına. Vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü medetsiz, munzur. Şah Murat suyu kan akar. Ve ben şairim. Namus işçisiyim yani, yürek işçisi. Korkusuz, pazarlıksız, külelenmemiş. Ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kılsız bir rüzgar mısra dökeyim oy. Sevmişem ben seni. Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek. Bıçkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi ustam, sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, uzay çağında bir ayağımız, ham çarık, kıl çorap da olsa da biri. Düşün, kimsesizlik, atom fiziği ve bizi biz eden amansız sevda. Atıp bir kıyıya iki zamanı, yarının çocukları gülleri için, her birinin ayva tüyü çilleri için, koymuş postasını, görmüş restini. He canım, sen getir üstünü. Uy havar, Muhammed İsa aşkına, yaptığın raz aşkına. Dey dağlar un eden Ferhat'ın gürzü. Benim de boş yanım hançer yalımı. Ve zulamda kan ter içinde asi. He desen koparacak dizginlerini. Yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oy, sevmişem ben seni. Bana şair ismi söyleyin. Şamen. Birkaç soru cevabı var. Evet. Soru cevabı mı? Birazcık hem sesini dinlendirelim, hem de seni biraz daha yakından tanıyalım. Taner. Evet. Ya ben şöyle izah edeyim. Benim çocukluğum Adana'da geçti. 26 yaşıma kadar ben Adana'da yaşadım. Denizli Mahallesi'nde büyüdüm. Tiyatroyla, şehir tiyatrosuyla, sanat hayatım. Şehir tiyatrosuyla ama onun öncesinde tabii benim çeşitli fabrikada çalışmışlığım vardır. Çünkü işçilerin arasında ilk benim mesela yazdığım şiirler çok enteresandır. Benim yani öyle 180 derecedir yani farklıdır, çok farklıdır birbirinden. Eski şiirlerimle yeni şiirlerim arasında çurum vardır yani ama eski şiirlerimi de bu anlamda reddetmiyorum. Sadece o günün formları, normları onu gerektiriyordu. O şiirleri yazmıştım. Daha haykıran, işte bu demin okuduğum Ahmet Arif türü şiirler yazardım. Daha böyle hep böyle bir şey isyankar yani bir ruh vardır ya, yani bir şey söyleyeyim de o ettiğim laf yani bir işe yarasın. Aslında öyle bir şey yok. Yani onlarca, yüzlerce, binlerce kelime cümle söyleyeyim. Bazen bir dize hepsini silip süpürür. O yüzden şiir bana göre 30 yaşımdan sonra özellikle yani bu Varlık yayınlarından Yaşar Nabi şiir ödülü aldıktan sonraki süreçte şiire bakışım bu anlamda değişti. Ama bu demek değildir ki benim, ben şu 14 yaşında da ben şiir yazıyordum. İlk şiirimde şudur yani çok garip. Dedem ölmüştü benim mesela 13 yaşındaydım. Hiç unutmuyorum o bir bahar ayıydı. Mesela o gün ölüm harçlık vermez diye bir şiir yazmıştım. Ölüm harçlık vermez. Oradaki özne ölüm dedeydi. Dedem harçlık vermiyor artık. Yani ver öldü çünkü yok. Hani ölüm har. Yani ben hep şiire böyle bakardım zaten. Ama imgenin
şiirim veya şiirin şiir adına bir eklektik, yani çok ciddi bir bünyeyi kapsadığını düşünüyorum. Yani imge olmadan bu iş yürümüyor. Şiir başka bir şey, başka bir sanat haline geliyor imge olmadan. Kurmaca, öyküleme, mesela öyle şiirler de var. Behçet Necategil'in birçok şiiri öykülemedir. Hani vardır ya onun Gizli Sevda şiiri. Hani bir sevgilin vardı 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım sevgilini görünce. Ayaküstü oradan konuştuk falan. Sana selam. Öyle bir şiir var mesela. Şimdi şiir mi öykü mü mesela? Kısa bir öyküdür aslında baktığınızda ama şiir öykülü. Öyküyle şiir bir laf var. Çok hoşuma gider. Öykü şiirin kız kardeşidir derler. Mesela hep yan yanadır ama bir neticeye varmak gerekir aynı zamanda. Yani şairsen öykü yazmaman lazım. Öykü anlatmaman lazım. Bu konuda benim şiire bakışım değişti. Bunun tabii yaşadığım çağın, toplumun, içinde bulunduğum sosyo-kültürel, ekonomik dönemeçlerin, mesela ben bundan 5 sene önce gezi şiirleri yazıyordum. Yazmadığım zaman kızıyorlardı bana. Niye işte biz sokağa işte çıktık, işte eylem yapıyoruz, işte şair de bunu yazmalı falan. Yani toplumun içinde neyse birey de odur. Yani ben birey olarak her ne kadar bireyin şiiri, yani kendimin şiirini yazmaya çabalasam da hep bir şeyler önüme engel olmuştu. Yer yer bu barikatları aştım. Yer yer aşamadığım durumlar da var. Mesela şöyle de olabilir. Şair vazgeçilmez değildir, şey de değildir. Yani nasıl söyleyeyim? Her şairin bütün şiiri iyidir, bütün şiirleri iyidir diye saptama yapmak da çok yanıltıcı olur. Yani ben çok iyi biliyorum. 4-5 ayda yazdığım şiirler var. Şiiri ben dize dize çalışırım. Ezberlerim önce yazacağım şiiri önceden. Kafamda kurarım. Bunu hani içimden bunu dökmek geliyorsa o şiir olacaktır artık. Onun hani çıkışı kaçışı yok. Yani o bir kere benim heybeme girmiştir. Hani bir de yaşantı önemli. Yani çoğu şairde görüyorum. Yani yaşantının çok dışında şiirler yazılıyor. Yani ben bunları söyledim. Sen ne yaptın? Sen yoksun. Orada yoksun çünkü. Hani o sözlerin şairin de yaşantısının hemen bütünü olmalı. Yani şair bütününde neyse, cinsel, işte ekonomik, sosyolojik, kültürel şair kimse, yani birey olarak neyse, vergi dairesinde mi çalışıyor neyse işte, ya da işte okulda, sınıfta mı çalışıyor neyse, şiirinde onu görmeliyim ben. Yani şiirin, şairin karakteridir. İmge de budur. Eğer şair şiirinde bir imge yapacaksa, imgeyle bir ilişkisi varsa, yani imge dediğimiz şey nedir? İmaj. Yani kafamızda kurduğumuz hayali bir şeyi somutlaştıracaksak, hayatın içinde ona renk katacaksak, bunu daha büyülü, daha böyle içinde etkileyici bir söz haline getireceksek, karakterimizden bir kere ödün vermeden, hani yaşantımızdaki durumumuz neyse, şiirimizde de onu görmemiz gerekiyor. Yani şiirden kopuk olmamalı şairin karakteri diye düşünüyorum. Bu anlamda bireyci şiirim. Ama öteki anlamda da tehlikelidir. En tehlikeli tür şiirdir. Bütün edebi türler arasında bana göre en tehlikeli tür şiirdir. Çünkü bunu ben Shakespeare'in bütün yapıtlarını okuyup daha önce bu düşünceye vardım. Çünkü bütün yapıtları bir noktada şiir. Ve üstüne de onun da üstüne şiir gelmediği için de yapacak bir şey yok. Beslendiğim kaynaklar Avrupa'da malum bilirsiniz Baudelaire'den çok esinlendim, etkilendim. Baudelaire'in şiirlerinden. Kötülük Çiçekleri başucu kitabında bir dönem. Zaten şairinde başyapıtıdır. Mağdurur'un şarkıları vardır beni cezbeden ve şiirimde, benim yazdığım şiirde çok büyük bir etkisi olan, referans kaynağı olmuş olan şairler arasındadır. Wartmuth, Rilke, yerli şairlerden de demin okuduğum şairlerin kendime hep örnek almışımdır. Ergin Günce vardır bir de, ben çok severim Ergin Günce'yi. Çok ses
getirmese de ikinci yeniyle beraber ben Ergün Günce'yi de çok ayrı bir, tek başına bir akımdır, bir yere koyarım. Onun hatta bir sözü vardır, ay mıdır, kar mıdır pencerede, boğulmuş çocukları martılara taşıyan diye bir şiiri vardır. Yani bu şiirler beni her zaman şiir okumaya yön yöneltmiştir. Şiiri sevdirmiştir bana. Bu anlamda önemsiyorum. Yani benim şiir adına söyleyeceklerim bunlar. Ve kendim de çocukluğumdan beri işte bahsettiğim gibi İstiklal Marşı ile başlayan bir süreç getirdi beni buralara. Sinemada, sinema şiirden daha farklı gelişti. Zaten sözünü ettiğim bünyede vardı. Yani ben çocukken aynanın karşısında, o zaman kamera kayıt bile yoktu. Ama devamlı o oyunculuk, kendi kendime bir şeyler karalardım, onu oynardım. Oyunculuk biraz daha edebiyata nazara daha stresli bir iş. Oyunculuk stresli bir iş. Yani meslek midir, değil midir tartışılır. Sanat dalıdır. Önemli bir sanat dalıdır. Ama daha yerleşkesi olan, mekansal olan, bina, bir kere bina olmalı. Oyunculuk yapmak istiyorsan bir binanın içinde olman lazım bir kere. Yani bir binanın içinde tiyatro yapman lazım. Ya da işte dizilerde oynuyorsan, sinemalarda oynuyorsan bir yerden bir yere göçmen lazım. Gidip gelmen lazım. Yani devamlı beden, keşif, devamlı keşfetmen lazım. Gezgin olman lazım. Hep bunları yapman lazım. Oyunculuk böyle bir şey. Tabii ruh, ruhen, ruhunu diri tutman lazım. Her açıdan oyunculuğu estetik kılacak birçok faktör var. Onun üzerine kitaplar var. Mesela oyuncunun el kitabı olsun, işte Görünmez Oyuncu diye bir kitap okudum ben en son. O bana çok şey kattı. Onun dışında o da ayrı bir evrensel bazda değerlendirilmesi gereken bir dünya. O dünya daha stresli bir dünya. Yani Yılmaz Güney benim idolümdür oyunculukta. Yılmaz Güney'in Umut filmi benim referans kaynağımdır. Sinema anlamında söylüyorum. Biraz amcamdan gelen bir şey var. Benim amcam, işte ben askerden geldiğimde Kurtlar Vadisi diye bir dizi vardır ya, orada oynuyordu. Aa dedim, amcam Kurtlar Vadisi'nde oynuyor falan. Askerde hatta yanındaki arkadaşa dedim, ya bu amcam olur falan. Hadi canım dedi, Ali Kırca da benim dayım olur o zaman falan demişti. İnanmamışlardı. Geldim buraya, amcama sordum, o sen miydin? Evet bendim dedi. O zaman biz de İstanbul'a gelelim dedik. Bizim de İstanbul'a gelmemiz, hani orada işte bu işleri yapmamız biraz amcadan kaynaklı bir durumdu. Baktık bu işler tiyatroda, sahnede bir yere kadarmış meğer. Bu iş kamera karşı. Çünkü ama kamera oyunculuğuyla tiyatro oyunculuğunu ciddi manada ayırmak lazım. Yani tiyatroda seyirci var, daha soğuk, daha orijinal. Senin rolün o esnada daha çıplak, daha böyle olduğu gibi spontan. Ama kamera öyle bir şey değil. Kamerada sahne var, seyirci var falan, hikayesi yok. Kamerada nasıl göründüğünle de alakalı mevzu. Yani kamera seni bir kere gösterirken, yani seviyorsa seni kamera, o bir tık daha iyi. O yüzden kamerayla o tiyatro arasındaki fark o. Ama tiyatro şöyle müsait şeye, oyunları araştırıyorsun. İşte Fransız yazarları keşfediyorsun, İngiliz yazarlarını keşfediyorsun, oyun yazarlarını. İşte gidiyorsun Molière'i keşfediyorsun bir noktada. Yani insan tanıyorsun, oyunlar tanıyorsun, oyun yazarları tanıyorsun. Bu açıdan tiyatronun emeği, şeyi daha farklı. Oyunculuk da esneklik gerektiren başka bir mesele. Şiirdeki esneklik neyse, oyunculuktaki esneklik ona paraleldir zaten. İlk işimiz İstanbul'da, Devrim'den Sonra diye ben bir filmde oynadım. Benim ilk sinema deneyimimdir Devrim'den Sonra.
bir şey de olmadı devrimden sonra gerçi. Onun dışında Aşığın Gözü Kör, Antakya'da çektiğimiz güzel bir işti. Burada da ödül aldı Trabzon'da o film. Yönetmen ödül aldı. Onu yaptık. Hepsi kendi içinde bir değer. Ama ne kadar içindeysen o kadar tartılır. Yani kendini o kadar tartabilirsin. Yani içinde olduğun kadar. Edebiyat şöyle söyleyeyim. Mesela şiirde biraz kolaycılık var. Benim gözlemlediğim o. Yani şimdi mesela yazıyorsun şiiri. 5 dakikada, 10 dakikada şiir yazan var. Bir günde şiir yazan var. Ama roman, hikaye böyle bir şey yok. Ya da bir oyun çalışırken bir ay, 15 gün, 20 gün onun üzerine kafa patlatıyorsun. Şiirde böyle bir kolaycılık var. O kolaycılığı yıkmamız gerekiyor her şeyden önce. Çünkü ben bir dizenin bile, yani tek başına bir cümlenin bile kendi içinde bir ay, en az bir ay, iki ay, günlerce düşünülmesi gerektiğinden yanayım. Her kelime benim için bir gönderendir, bir göstergedir. Ve kelimeleri yan yana getirip de hayatta karşılığı olan bir imgeyi, bir şiiri, bir şey söylemek, bir metafor yaratmak elbette bu işin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. O yüzden şiirin edebi türler arasında bu kadar kolay algılanmaması gerekiyor. Ben son bir şiir okuyup bağlayabilir miyim? Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delici. Ah, verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devreden sırdaşıma usulca açıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedreddin'i, Böblüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çurmak varken oturup da yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içti. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp kokmayacaktın, belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı, sedef katbalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların ellerine. Sonra bir benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun. Sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek gözlerini yatırıp ıraklara. Ölmek ne garip yani. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımla şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım.
Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne zor şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzerim. Yine de onurunu yitirmek. Kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni anne. Bir sabah çıkar gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşadım. Koynumda çiçekler. Çiçekler içinde bir ülke getirirler. Saçlarına yıldız düşmüş birer birer. Koparma anne. Ağlama. Nevzat Çelik'ten şiirdi. Çok sağ olun. Yalnız bırakmadınız, geldiniz. Sağ olun. Yoruldunuz, hemen kaçmak istedi. Biz çok mutluyduk aslında siz dinlerken. Çok güzel. Sonunda çok güzel bağladınız. Evet, Sanat TV Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Fethi Yılmaz'ı davet etmek istiyorum. Plaket ve belgesi takdim etmek üzere. Köpürürler. Ondan sonra otururlar. Seni. O bütün kitapları aldı. Neşe mi? Nehir. 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 Nehir aldım. Tamam. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Bulduk, sağ olasın. Baba, sen baba, de hoş geldin. Baba, yalan. Nehir Aydın yazma ama. Ney, nasıl? Ney yazma? Nehir Aydın yazma. Sence neyi? Çok zor. Valla sen bilirsin. Hatten diye biri var, biz alamıyoruz. Ama hayır, hayır. Şeyde bak, alamıyor. Eğer verirseniz 15 gün içinde yayınlar. Sağ olasın. Dur, bakarım. Dur. Siz bilirsin. Dur, bakarım. Sağ olasın. Benim yok, benim şey yok. Ya, herhalde. Zor. O işler. İçim geçti dışlar. Sadece Özay değil. Tamam. Neydi soyun? Ekrem. Ekrem. Değişik bir şey. Dur. Özay. Zekeriya hocam da bizim. Trabzon kuralımlardır. Benim hacı abilerimdendir. Kurban olayı var.